Onurcuğum. Babaanneciğim gidiyor musun? Yoruldum ben biraz bugün. Tamam babaanneciğim. Ben de şunları bitireyim çıkarım birazdan. Onur, sekreterine sordum. Öyle bugün bitmesi gereken mühim bir işin yok mu şimdi? Toplantın da yokmuş. Diyorum ki sen de benimle çıksan ha? Canım bırak bunları da. Bunlar biraz dursun beklesin bir şey olmaz. Seninle şöyle babaanne torun ayaklarımızı uzatırız evde. Oh bir keyif yaparız. Olmaz mı? Tamam babaanneciğim siz nasıl isterseniz. Hadi toparlan. Aman da aman. Ah babaannesinin bir tanesi. Ay çok da aman da aman. Oğlumun oğlunun oğlusu. Güzeller güzeli, yakışıklılar yakışıklısı. Aman da aman. Babaanne ben alayım, sen de rahat rahat kahveni iç. Ay tatlım benim, ay güzelim. Ay. Yakışıklı. Saçları da uzadı artık iyice bak. Onurcuğum. Lale'nin okuluna şöyle güzel bir bağış yapmışsın ha. Aferin. Şey, herkese duyuru yapsaydın. Siz nereden duydunuz babaanneciğim? Muhasebeden duydum. Konuşuyorlardı. Kulağıma ilişti. Kulak misafiri oldum. Bravo. Bravo. Çok güzel yapmışsın. Aferin oğlum. Çok teşekkürler babaanneciğim. Keşke herkes sizin gibi takdir etse. Takdir etmez mi? Herkes takdir eder değil mi? Senin gibi karısının yanında olan, karısını destekleyen bir erkeği kim desteklemez? Herkes destekler değil mi Lale'ciğim? Tabii Onur böyle benim bütün problemlerimle ilgilenir. Böyle cüzdanı çıkarır, parayı ortaya koyar ve şak diye halleder yani. Ya benim problemim olmaması için çok uğraşır. Aşkım benim çünkü. Aferin, tabii. Lale de mesela babaanneciğim ne yapıyor? Derdini, tasasını hiç anlatmıyor. Kapalı kutu adeta. Ağzını bıçak açmıyor yani. Eğer öyle olsa ben daha çok yardımcı olmak isterim. Daha çok derdini çözmek isterim ama nafile işte. Elimizden geldiğince bir şeyler yapıyoruz yani biz de. İyi ediyorsun. Tabii çözeceksin. Tabii ilgileneceksin evladım. Öyle yani. Açıkçası Onur sürprizlerle dolu. Hele böyle yani sürprizleri bomba etkisi yaratıyor diyebilirim. Ya şey şimdi okula bağış yaptı ya okulca biz çok şaşırdık. O sürprizden bahsediyorum. Çok iyi yapmışsın oğlum ama hayat müşterektir. Öyle belli kararları alırken hayat arkadaşına da danışacaksın. Onun da onayını alacaksın, onun da rızasını alacaksın. Değil mi? Babaanneciğim ben danışmaz olur muyum? Ben Lale'nin illaki rızasını alırım. Sonuçta dediğiniz gibi hayat müşterek. Bir karar verirken de tek başıma değil, Lale'yle alıyorum kararlarımı. Her zaman böyledir yani bu. Çok düşüncelidir benim aşkım. Böyle bütün isteklerim, beklentilerim takip eder. Beni çok mutlu eder. Sevgilim. Canım. Ay şu güzelliğe bak ay. Ay Allah bozmasın. Ay maşallah. Aa Lale gel. Ben de şimdi Onur'a bu akşamki yemeği söylüyordum. Ne yemeği babaanne? Bu akşam diyorum şöyle güzel kocaman bir aile yemeği yesek ha? Lale'ciğim, yani merak etme, telaş etme. Yıldız'ı da aradım. Şerife her şeyi hazırladı, her şey hazır. Hiç telaşlanma sen. Ay, tüh. Size sormadan böyle bir şeye kalkışmasa mıydım keşke ha? Ay, çok özür dilerim. Belki akşam programınız vardı. Hay Allah, tüh. Hiç öyle şey olur mu babaanneciğim? Lütfen. Estağfurullah. Burası sizin de eviniz. Ayrıca iyi bile olmuş. Yani yemek organizasyonu çok güzel olmuş. Çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi oldu. İyi. O zaman şöyle kocaman bir aile olalım. Kocaman güzel şenlikli bir yemek yiyelim. Evet. İnsan ölüme yaklaştıkça sevdiklerini daha çok görmek istiyor. Yani işte böyle ailesi etrafında olsun istiyor. Ay kusura bakmayın. Yaşlılık işte. Babaanne öyle deme ama ya. Siz çok gençsiniz. Ne olur öyle düşünmeyin. Söylemeyin öyle şeyler. Babaanneciğim lütfen. Sizden böyle şeyler duymak istemiyoruz. Hadi
Hadi ara o zaman, hadi. Ara anneni de, şöyle kardeşlerinle falan gelsinler. Şöyle çok güzel, şenlikli bir aile yemeği yiyelim. Ben en iyisi öyle yapayım o zaman. Tamam aşkım. Tamam canım. Hadi o zaman, öyle yap hayatım. Ah Songül Hanım, ah. Keşke kızları da getirseydiniz. Şöyle kocaman, şenlikli bir aile olurduk yemekte. Ay çok iyi olurdu ama ne yapayım? Nergis'in haberi olmadığı için önceden program yapmış arkadaşlarıyla yemeğe çıkmak için. Nilüfer de yalnız bırakamadı. Gülşah erken uyanmak zorunda. Başka sefere inşallah. İnşallah, inşallah. Çocuklar büyüdükçe böyle kalabalık sofralar, hep birlikte masaya oturmalar tabii bayramdan bayrama olabiliyor. Anneciğim ne güzel düşünmüşsünüz. Böyle hep beraber bir araya geldik. Çok güzel oldu. Gerçekten çok iyi düşünmüşsünüz. Ben bakarım. İzninizle. Yani oğlum diye demiyorum. Gerçekten müthiş bir baba oldu. Takdir-i şayan. Allah ayırmasın. Öyle öyle. Ben de kızım diye demiyorum ama müthiş bir anne oldu. İnanılmaz. Ben bile bu kadar mükemmelini tahmin edemezdim. Tıpkı ben. O da böyle sevdiği olduğu zaman böyle aslan kesiliyor. Onu korumak için. Evet. Çok harika bir yuvaları oldu. Çok güzel bir aile oldular. Ay çok şükür. Aman Allah ayırmasın. Allah ayırmasın. Amin efendim, amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.